Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte demo hesabın kullanımını, nasıl yenilenebileceğini ve demo hesapla ilgili bazı detayları paylaşacağız. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Açıklama kısmındaki linkten Binomo'ya kayıt olduğunuzda sizlere 120 bin liralık bir demo hesap tanımlanıyor. Bu demo hesabı nasıl kullanacağınız konusunda özgürsünüz arkadaşlar. Yani dilediğiniz gibi sonsuz şekilde burada işlem açabiliyorsunuz. Videoya geçmeden önce bu bu kanala abone olmayı, tüm bildirimlerinizi açmayı, açıklama kısmındaki WhatsApp grubumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hazırsanız videomuza geç. Evet yine bir kripto işlem grafiğindeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sert yükselişler ve sert düşüşler görüyoruz. Demo hesabın verdiği özgüvenle hemen şuraya 5000 TL yazıyorum. Bu gerçek bir hesap olmadığı için herhangi bir risk yok. Zaten platform bize bu hesabı öğrenelim diye veriyor. Bizler de burada kendimizi eğitebiliyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan yukarı yönlü bir işlem açtım ve beklemeye koyuluyorum. Evet sert hareketler olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Yükselişteyken bir anda düşüşe geçebilir ya da düşüşteyken bir anda yükselişe geçebilir. Yani bu tür platformlarda dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Özellikle teknik bilmeden, analiz bilmeden bu gibi platformlarda işlem açmak büyük bir risk. Bu yüzden bu tarz platformlar bizlere bu miktarlarda ya da daha yüksek demo hesaplar tanımlıyorlar. Bu tanımladık yaptıkları hesaplarla hemen bu şekilde kendimizi eğiterek platforma ayak uydurmayı sağlayabiliyoruz. Demo hesap sizden herhangi bir şey götürmüyor arkadaşlar. Yani bakiyenizden herhangi bir şey eksilmiyor. Bunu özgürce kullanabiliyorsunuz. Ve şu anda ben 5000 lira eğer gerçek hesabımla yatırsaydım toplamda 4100 lira para kazanacaktım ama tabii ki kaybedebilirdik. Bu yüzden bu işlemler dikkatli olması gereken işlemler arkadaşlar. Ve şimdi sırası gelmişken bir de aşağı yönlü işlem açıyorum. Aynı bakiye ile açtım. 5000 TL'lik bir işlem açtım arkadaşlar. Yine bekleyeceğiz ve bu sarı çizginin altında mumlarımızın kalmasını dileyeceğiz. Gerçek hesaplarla bu gibi risklere girmemek gerekiyor arkadaşlar. Yani bir anda bu paranın sıfırlandığını düşünün. Bu yüzden ben gerçek hesabımda küçük küçük miktarlarla başlıyorum. Daha sonrasında karıma göre çoğaltarak devam ediyorum. Yani eğer kardaysam aldığım karın sadece bir bölümünü ana parama ekliyorum. Bir kısmını da burada bakiyemde bekletiyorum arkadaşlar. Her gün karda olabilmek için. Evet yine kazandık arkadaşlar. Eğer gerçek hesabımda işlem yapsaydım şu anda 2-3 dakika içinde 8200 TL karda olacaktım. Ama demo hesapla işlem açtım. Şimdi bu demo hesabı kaybettiğinizde hemen yanında bir yenile butonu var. Bu yenile butonuna tıkladığınızda eğer burası eksikse demo hesap hemen 120 bin liraya tamamlanıyor arkadaşlar ve sizler de işlemlerinize devam edebiliyorsunuz şimdi demo hesabı eksiltmek için şuradan bir işlem daha gireceğim bakiyemizde 28.200 lira var. Yani küsürat olarak bu miktar var. Ben şöyle 29 bin liralık yukarı yönlü bir işlem açacağım ki demo hesap eksilsin ve ben de buradan yenileyebileyim diye. Tabii ki kaybedeceğimizin de bir garantisi yok. Bu yüzden bekleyeceğiz. Eğer kazanırsam 52 bin lira bir gelir elde etmiş olacağım arkadaşlar. Ama tabii ki gerçek hesap olsaydı. Yine de bu gibi platformlarda bu demo hesapları kullanmak yani kararlıysanız eğer burayı kullanmaya bu demo hesapları kullanmak çok mantıklı oluyor arkadaşlar. Kendinize eğitiyorsunuz. En azından fiyat hareketlerini görebiliyorsunuz. Şu anda görünen o ki demo hesabımdan belirli bir miktar kaybettim arkadaşlar. Evet bunu bilerek yapmıştık zaten. Şimdi burada 99 1200 liralık bir demo hesap var. Hemen yanındaki yenile butonuna tıkladığımda gördüğünüz gibi 120.000 liralık demo hesabım eskisi gibi tanımlanmış oldu. Evet arkadaşlar bugün demo hesabın ne işe yaradığından, bu gibi platformları kullananlar için demo hesabın öneminden ve ne için var olduğundan bahsettik. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.